Şu işin aslını bana anlatsana Zeynep. Ya biz Murat'la otururken bu geldi. Biz git filan dedik. O sırada abim gelmiş. Tamer de gitti. Gerçekten aramızda bir şey yok. Ne olabilir ki? Ama abim beni dinlemiyor bile. Siz söyleyin. Gerçekten Dilara abla, aynen öyle oldu. Ya lütfen, niye kimse bana inanmıyor? Bilmem. İnsana pek güven telkin etmiyorsun. Dicle! Bulun şunu. Gelsin çocuğu alsın. Masaya oturun, bekleyin. Söyleyin servise başlasınlar. Ay, bozacak. Çık oradan, çık. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk, annenin yanına. Ben sana arkada oyna demedim mi? Yine çocuğun olacak evladım. Hem de sevdiğin kadından. Aslan gibi bir oğlun olacak. Bana bak. Bugün olanlarda Zeynep'in bir suçu yok. Çok iyi biliyorum. Çocuk onun üstüne düşüyor. Aklı sıra bize meydan okuyacak. Bunlar da zaten oraya gelir gelmez kovalamışlar. Zeynep'i boşu boşuna kırdın. Karını da boş yere hırpaladın. Yapma. Hadi gel masaya. Aç değilim. Siz yiyin. Masaya dedim. Bir daha söylemeyeceğim. Ne oluyor herkese böyle? Bu evde ağız tadıyla bir akşam yemeği yenmeyecek mi? Başımıza düşmanlarımıza yüzünden gelenler yetmedi. Şimdi birbirimizi mi yiyeceğiz? Herkes masaya hadi. Bahar, hemen masaya gel. Bahar! Sana söylüyorum. Hepinizin tek tek ayağına gelemem. Hala servis niye yapılmıyor? Kızlar yemeği getirin. Çabuk! Oturun hadi. Dikilmeyin, oturun. Sofraya küsmek deneyin nesi? Eski köye yeni icatlar çıkartmayın. Kusura bakma yavrum. Sen de bizim bir oğlumuzsun. Emi yavrum. Yok Sümbül teyze, bakmam. Annem de evde durmadan bağırır zaten. Alışkınım. İnsan bir süre sonra duymuyor zaten. Aa. Zeliş nerede? Hayriye, kız mutfakta mı? Biraz önce oradaydı ama yok oldu. Zeliha? Ben de yukarı bakayım. Bulundu mu? Bahçedeymiş. Oh. Ay. Niye gelmiyorlar? Çok acıktın galiba Bahar. Öğle yemeği yemedim de açlıktan ölüyorum. Allah Allah. Ne oldu bunlara? Zeliş. Zeliş. Gel kızım.
Gel korkma. Ne oluyorsunuz ayol? Aa. Zeliha, bir şey yok güzelim. Gel annene. Gel kızım. Gel. Gel tatlım, gel. Bebeğim. İşe bak. Zeynep, acık dursana. Ne oldu? Yavrum, tatlım, anneannesinin güzeli. Sahilde haberin var mı? Yok, ne oldu ki? Bu saat oldu, hala yok. Belki nereye gitti biliyorsundur dedim. Meral'ledir, merak etme, oraya gidecekti. Kızın anası babası bu saate kadar sokakta kovar mı? Vallahi bilemeyeceğim. Burada normal bir kızdan değil, Meral'den bahsediyoruz. Her şey mümkün. Vallahi dikkatli olun. Ne diyor, neredeymiş? Meral'ledir diyor. Bu senin oğlun anlaşıldı. Zengin kız meraklısı. Birinden birini hamile bırakmadan rahat etmeyecek. Yarın onu bağ evine inşaatın başına götüreceğim. Hiç suratıma bakma. Ne yapıyorsun öyle? Nasıl? İşte böyle. Kalkayım mı kalkmayayım mı onu düşünüyorum. Bu düşünülecek bir şey değil ki. İnsan sabah olunca kalkar. Bak benim gibi. Hop, gördün mü? Dün gece iyi ki hemen odaya gelmemişim. İyi ki. Bu gece sizi yemeğe davet edebilir miyim? Aa, çok iyi fikir. Nereye? Yaman'a da söyleyeyim de gece program yapmasın. Gel buraya. Ay! Kemikler kırılmadığı sürece bir miktar dövmek yasak değilmiş. Ya bırak. Sen kaşındın, ne yapalım? Dün bana çektirdiklerini yanına mı bırakacağım sandın? Hayatta en uyuz olduğum şey senin gibi kıskanç adamlardır. Sebep olma sen de. İnadına yapıyorsun. Yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sen delisin. Bu halim beni çok üzüyor. Tamam, bırak bırak. Gel. Peki gelsin. Ya ağam, rahatsız ettim. Ne oldu Bekir? Şey ağam, avukat bey aradı. Usame bin Haydar çıkıyormuş. Ne yapacağız? Vallahi bana lazım demesen ben yapacağımı biliyorum da. Artık eve alamayız. Yok. Bağ evine gitsin. He, benim oğlan arkadaşlık ederim. Onu niye yolladın oraya? Kızları rahat bırakmıyor ağam. Başımıza iş alacağız. Yani haşa, sözüm meclisten dışarı, Meral diye bir kızla düşüp kalkmaya başlamış. Dün gece eve 2'de geldi ağam. Ya genç çocuk, ne var bunda? Sen Meral'i biliyor musun ağam? Evet biliyorum. Zeynep'in arkadaşı. Hasan'ın kızı. Ne güzel kız işte, ne var bunda? Ya davul bile dengi dengine ağam, olacak şey mi? O kız kim? Bizim çulsuz kim? Sen de şimdi... Ağam, Dicle'yi de mi bağ evine sevk edeceğiz bu durumda? Dicle isterse gitsin. Ama Rıza konakta kalacak. Hadi tamam.
Çıkınca önce ben bir göreyim Haydar'ı. Hoş geldin. Ya çok büyük bir sorunumuz var. Karısı iç mimarımızı boşuyormuş. Adam apar topar İstanbul'a gitti. Hoppala. Bu kadınlara arkanı dönmeye gelmiyor. Alt tarafı 2 ay ayrı kaldılar. Bu ne ya? Şimdiki kadınlara öyle abi. Kadın kocasını dizinin dibinde istiyor. İyi. Bu durumda bizim hanım bitirecek işi. Burayı dünyanın en güzel oteli yapacağım. Zaten o çocuğa uyuz olmuştum. Evet, yetkilerim neler? Ne kadar alacağım? Yok bir de ortağımın karısına para ödeyecektim ha? Havanı alırsın o zaman. Gidelim hayatım. Aa, tamam tamam. Anlaşırız. Peki nereye? Bak, daha mesai bitmedi. Randevumuz var. Bugünlük hanımefendiyi kaçırıyorum orada. İdare edeceksin artık. Oho, yani ilk günden olmuyor. Ne oldu? Resepsiyonun çizimlerini düzeltecektin hani? Hayır, marangoz bekliyor. Sabah ilk işim bu olacak patron. Merak etme. Gidelim. Uzatma oğlum ya. Allah Allah. Tamam. Ben de yeni bir iç mimar bakıyorum. Sizin ipiniz de kuyuya inilmez. Hayır Yaman, böyle bir şey yapmayacaksın. Oğlanın durumu vahim. Elinden gelse gece de bırakmayacak seni. Seyman. Meğer beni gerçekten evime getirmişsin. Düşünsene, biz New York'ta karşılaşmasaydık ben evimin burada olduğunu hiçbir zaman bilmeyecektim. Buraya yalnız başına gelseydin gene burası evin gibi olur muydu acaba? Ya senin de rolün yabana atılamaz tabii yani. Demek öyle. Bazen senin göğsünde uyandığım zaman önce şaşırıyorum. Sonra deli gibi seviniyorum. Sonra hemen seni uyandırıp yüzünü görmek istiyorum. Hemen gülmeye başlayalım, saçma sapan konuşalım, kahvaltı edelim, kavga edelim, planlar yapalım istiyorum. Ha bak mesela tanıştığımız andan beri seninle birlikteyken dakika dakika ne yaptığımızı, ne konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ben senin yanımda değilken de ne yaptığını, ne konuştuğunu dakika dakika hatırlıyorum. Hmm. Doğru, ona ne şüphe. Rıza, gel oğlum. Oğlum. Bırak Dicle. Ne haber Rüştü? Rıza. Ne oldu? Kalecilikten vaz mı geçtin? Kim çıkacak maça? Ben. Kırmızı. Beyaz. Kırmızı. Beyaz. Kırmızı. Beyaz. Aferin. Kırmızı. Beyaz. Ne var Memo? Ağam izin isteyecektim. Acaba izin olursa? Niçin izin istiyorsun? Yahu söylesene. Bak bu biliyor. Kızım yardımcı olsana çocuğa. Ha, sıkıldım ama he. Söyle Hayriye ile mi ilgili? Ha tamam. Evlenmek mi istiyorsun Hayriye ile? Yok. Yani istiyorum tabii de bugün değil. Bugün ne yapmak istiyorsun? Nişanlanmak? Yok. Sözlenmek? Ay ama ne istiyorsun? Gezelim diyecektim. Hayriye, ne gezmek istiyorsun demek? Ne maksatla? Birbirimizi tanıyalım babından. Konuşalım, bir karara varalım. Vallahi annem ne der bilmem. Sümbül anneme lüzum yok. Ben istemiyorum. Aa, niye istemiyorsun? Şöyle baş başa konuşursunuz. Öyle uzaktan olmaz bu işler. Mutfağa gelsin. Fatma ablam da orada. Herkesin gözü önünde konuşsun. Aman be Hayriye. Bırak bu cici kız havalarını. Şöyle bir güzel yemek yersiniz.
Uzun uzun konuşursunuz. Korkma, hiçbir şey olmaz. Tabii canım. Ne olacak gelin abla? Ne kötülük var bunda? Yani kafama takılan şeyler var. Bir konuşalım istiyorum. Bir kafede oturulur, konuşulur. Hafif birer içki alınır. Bak insanı nasıl rezil ediyor. Ne takılıyormuş kafana? Uzun ettiniz ama. Hadi gidin, nereye gidecekseniz. Allah Allah. Bekir abi kızar ağam. Sen bir konuşsan. Ulan başlatma Bekir abinden şimdi. Gidin dedim. Kızım dikinmesene hadi. Beklesin azıcık. Şimdi geliyorum. Bu sefer tamam bu iş galiba. Ay çok iyi olur, canım düğün istedi. Yaparız güzelim. Fener'in son maçını seyrettin mi? Aa, evet. Evet, gerçi iyi oynadılar ama şampiyonluğu Cimbom'un elinden kimse alamaz. Hoş geldin kızım. Oo. Günaydın. Hoş geldin Pınar. Hoş geldin. Nasılsın Zeliha? Çay içer misin kızım? Teşekkür ederim, içtim. Hadi gidip ders çalışalım. Hadi gidelim. Vay Hayriye, çok şıksın. Hadi çocuk kök saldı, koş. Hayrola kızım. İşi var anne, sonra anlatırım. Ben izin verdim. Zeynep. Acık gözlüğünü versene. Ne olacak? Tanımak istemiyorum. Ay sanki peşinde paparaziler var. Al peki. Ay ne oluyor ayol? Memo ile gezmek. Memo oturup konuşmak istiyormuş. Allah Allah. Konuşa konuşa bir hal oldular. Ama ortada bir şey yok. Ne güzel süslenmiş. Ama tanınmak istemiyor. Bu gece sen de biraz süsleneceksin Dilara Hanım. Nedenmiş o? Seymen Han bizi gezmeye götürüyor. Sen, ben, Yaman, çocuklar. Tamam mı çocuklar? Dans edeceğiz. Nereden çıktı bu? Öyle. Yaman'la Murat birkaç gün sonra dönüyor. Gitmeden bir şeyler yapalım dedik. Nereye gideceğiz? Danslı bir yere. Aman çok gürültülü bir yer olmasın. Kafam kaldırmıyor. Zeliş'i kızlara mı bırakacağız? Ah, rica ederiz. Pınar gece kalır. Yedide hazır olun. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle oğlum. Gülme. Kaynananla son dansları yaparsınız artık. Olamaz. Anne, abla. Ne oldu size ya? Aman bu da. Ne var işte, insan gibi giyindik. Hep sen mi süsleneceksin Zeynep Hanım? Çok hoş olmuşsun Dilara abla. Siz de öyle Sümbül teyze. Çok genç görünüyorsunuz. Hadi oradan. Ben gencim zaten. Oo, kadınlara bak Yaman. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum, dilim tutuldu. Seymen, makyajım çok mu fazla kaçmış? Ben makyaj falan göremiyorum. Bu doğal güzelliğiniz değil mi zaten? Esas güzellik burada. Hanımefendi. Çok güzelsiniz. Ben tamamım. Hoş geldin hayatım. Hadi bakalım. Zeliş. Canım. Görüşürüz. Ay 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 ay. En yakışıklısı bana kaldı. Gel bakalım. Tanıdın mı? Nerede ağam? Daha beter kafam karıştı. Yama bak, tepem atıyor artık. Annemi idare edinceye kadar aklı karıyı seçtim ya. Ama ağam çok fena, acayip bir kız. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Harikasın. Güneş doğar içime.
gelmişiz. Aa harika, çok güzel çalıyorlar değil mi? Evet, çok hoş. Buraya hiç gelmedik, güzel gelmiş. Çok eğlenceli bir gece olacak galiba. Galiba. Çok iyi bir fikir değil mi? Baksana şuna. Tek bir böceği ki bu. Çok emin değilim. İyi akşamlar. Nasıl oldun Seymen? İyi gördüm seni maşallah. İyiyiz çok şükür. Gördüğün gibi işte. Nasılsın gelin hanım? Çok mersi, iyiyim. Zeynep maşallah ne kadar büyümüşsün. Sen de iyisin inşallah Sümbül Hanım. Hiç değişmemişsin. İyi gördüm seni. Sağ ol Ali Bey. İyiyim. Zeliha nasıl? İyi mi? İyi çok şükür. Sizinkiler de iyi mi? İyiler. Biz de şuradayız. Kayseri'den misafirlerimiz var. Hadi bir hatırınızı sorayım dedim. Size afiyet olsun. Ne yeniyormuş burada? Hadi öldü karşılıktan. Yeter, oturalım mı? Bakmıyor işte. Aa, kim bakmıyor? Ne diyorsun sen ya? Ama olmaz ki Yaman. Bu kadar hoş giyinmiş güzel bir hanımı nasıl dansa kaldırmazsın ya? Ah, tabii eğer isterse. Dilara ne dersin? Bilmem. Hadi bak ne güzel çalıyor. Şöyle kıyafetini bir karşıdan görelim. Bak. Yaramazlar sizi. Boşuna uğraşıyorsun. Herhalde duymuyor. Hadi biz başlayalım, gelir. O da gelince yesin. Allah Allah. Thank you.
Hadi otur. Kimse yemeğine el sürmesin. Yemek hep birlikte yenecek. Sandım. Ne yapıyorsun sen? Ay saat kaç olmuş? Gece olmuş ya, dalmışım. Bak nasıl olmuş, resepsiyon için. Nereden çıktı bunlar? Yaman getirdi. Öylesine konuşmuştuk. Duvarlarda resimler olsun falan diye. Anında malzeme getirdi tabii. Buraya yapışıp gece gündüz gözünün önünde çalış diye. Seymen ne diyorsun sen hayatım? Ben zaten burada çalışmıyor muyum? Artık çalışmıyorsun. Yürü eve. Millet iki saattir seni masada aç bekliyor. Resim yapmak için senden izin mi almam gerekiyor? Evet. Bu otel benim ve ben de duvar resmi falan istemiyorum. Tamam. Öyle mi? Güzel. Millet masada bekliyor dedim. İyi, bütün gece aç kalacaklar o zaman. Dışarı çıkana kadar burada bekleyin. Ne oluyor ya? Gelin abla kendini şantiyeye kilitlemiş. Bahar! Benim! Bahar! Bahar aç kapıyı, benim! Bahar! Bahar aç kapıyı. Ne oldu Bahar? Bu ne hal? Konuşma. Bir şey sorma. Beni götür buradan. Nereye? Dur saçmalamasana. Nereye olursa. Bindirir misin? Seymen'e de haber verelim. Birlik. Bana Seymen deme. Geliyor musun yalnız mı gibi? Thank you.
Senin kafan iyice karıştı bu aralar. Evde olman gereken saatte mesai yapıyorsun. Mesai saatinde balona biniyoruz. İstediğim saatte istediğim yere giderim. Ben artık senin otelinde çalışmıyormuşum ya. Çocuklar kesin saçmalamayın. Hadi herkes işinin başına, hadi. Ben işten atıldım. O otel aynı zamanda benim Bahar Hanım. Ben seni işten attığımı falan hatırlamıyorum. Kararları iki ortak birlikte alıyoruz bildiğim kadarıyla. Öyle değil mi Semih? Öyle. İşine yarıyorsa kalsın. Çocuklar beni eve götürün. Dinlensin, kafasını toplasın, akşama yatışır. Bütün gece şantiyede ağlamış. Sabah geldiğimde deli gibiydi. Balona bineceğim diye tutuldu. Engel olmaya çalıştım ama olamadım. Yalnız bırakmamak için ben de geldim. Sağ ol. Herhalde yarına kadar görüşemeyiz. Şimdiden hoşça kal. Yarın seni havaalanına ben götüreceğim. Sabah gelir seni otelden alırım. Neredesiniz kızım? Kaçta çıktınız sabah? 7'de gittiler Sümbül anne. Sen uyuyordun. Gece de yoktunuz. Ben 12'ye kadar ayaktaydım. Bekir, kızlar baklavayı arabaya koyuversin. Geç geldik anne. Otelde işler vardı biraz. Kızım, niye o kadar uykusuz kalıyorsunuz? Hadi siz gidin. Nimet teyzenin böreklerini soğutmayın. Tamam. Hadi kızım, sen de kendine dikkat hadi et. Hadi Zeliş. Hoşça kal. Hadi kızım, uslu hoşça kal. Uslu dur. Görüşürüz. Tamam. Hadi hoşça kal. Kınar gözünü ayırma. Gel canım. Aman dereye dikkat edin. Tamam. Hadi Zeliha. Arkadaşların seni bekliyor. Kız bırak, ayıp. Size var içeride. Giden tepsi her zaman daha iyi olur. Hayriye. Buyur abla. Bir şeyler yedin mi Bahar? Bahar ablana önce bir çay getir. Sonra da hemen atıştıracak bir şeyler getirin. Anlatsana kız Bekir abi. Doğru dürüst ne olduğunu. Ay gelin ablanın hali pek fena. Yok be. Oturuyor öyle gayetsiz gayetsiz. Neyse ki kaynanası fark etmedi gece gelmediğini. Fark etse ne olacak? Kimseyi takıyor da sanki. Neredeymiş ki bütün gece? Nerede olacak? Sabaha kadar şantiyede oturmuş. Sabah da gitmiş. O sırık ortağıyla balona binmiş. Ağamla gittik, çektik indirdik. Sürüyerek aldı arabaya attı. Hiç sanmam ki ağam gelin ablayı sürmüş olsun. Sırık ne oldu peki? Bilmem, farkında bile değil. Sırık duruyor yani. Aman be, deli deli konuşma. Niye durmasın? Niye balona binmiş ki? Sizin aklınız ermez. Hadi. Kız götürsene kadının çayını. Buz oldu. Hadi. Bekle bekle Bekir abi. Ben yokken bir şey deme. Resim memur gibi yapılmaz ki. Kendimi kaptırmışım işte. Ayağın saatin farkında bile değilim. Sonra da bağırmaya başladı. Ben duvar resmi falan istemiyorum. Artık burada çalışmıyorsun bilmem ne diye. Seymen işte. Eser köpürür 10 dakika sonra pişman olur. Sen yemeğe gelmeyince bir anda kendini kaybetti. Hiç olmazsa telefonla arasaydın. Neyse büyütme, akşamı unutur. Ay yok artık, uğraşamam. Aman bırak otelleri de onların olsun. Ay tamam, ben çalışmam değmez o. Bu sefer de çalışmıyorsun diye kavga çıkartır, görürsün. Biliyorum. Asya! Buyur gelin abla. Açım şekerim, aç. Ne yaptı siz balondan inince? Bu balon böyle insanı bu ölümlü dünyanın tasasından alıp böyle yükseklere götürdüğü için bizim gelin de bir binem de efkar dağıtam dedi Zahir. Ama ne varmış efkar dağıtacak? Bir eli yağda bir eli balda. Otursun evinde hanımlığını bilsin. İşi gücü marazlık. Geldiğinden beri bir gün yüzü göstermedi ağama.
Tabii. İki günlük insanı alıp karı diye eve getirirsen olacağı bu. Gece de gelmez, elin herifiyle de balona biner. Ağam çalışmayacaksın, evde oturacaksın artık demiş. Zor biraz. Ben bildiğim Bahar Hanım kimsenin lafıyla hareket etmez. Yapacağı varsa yapar. O bize mahsus bir salaklık. Otur otur kalk kalk. Canım tabii, koca kadın. Emir mi alacak bu yaştan sonra? Ben de almam valla, iyi yapıyor. Aferin alma. Böyle evde kalırsın o zaman işte. Zaten sana evde emir verecek koca filan da olmaz. Başın göğe erer. Muhabbet çok tatlı galiba. Ver şunu. Hadi Bekir, beni bağ evine götüreceksin. Ne işin var bağ evinde? Otur oturduğun yerde. Bekir! İyi iyi. Gülmesenize kız. Dünden söz verdiydi işte. Allah Allah. Azdırecekler şimdi adamı, vazgeçecek. İşinize hadi. İncecik sarın dolmayı. Seymen cevap vermiyor. Hemen doktoru ara. Kaç? 41 diyor ama. Ay yok artık, ver bakayım şunu. Allah Allah. Niye daha önce haber vermediniz? Hay Allah. Kızım Bahar. Ay su içse biraz. Ay nerede bu Seymen? Doktora ulaşılamıyor. Evini ara. Defterimde var numarası. Var abla. Otomatikte o da var. 8'de. Alo. İyi akşamlar. Ben Karadağlar'ın evinden arıyorum. Doktor evde mi? Hastamız var da. Yok, cebi açılmıyor. Peki gelince hemen bizi aratır mısınız? Hemen gelsin, evet. Tamam. Köye hastaya gitmiş. Birazdan gelir diyor. Aa, yok. Ateşi çok yüksek. Hemen hastaneye götürelim. İğne falan yapsınlar. Tamam. Bekir'e söyleyin arabayı çalıştırsın. Seymen'i bulun çabuk. Kalk kızım Bahar. Bahar kalk yavrum. Kalk canım. Hadi. Of. Nerede Dicle? Niye kapının önü bomboş? Arabalar nerede? Gelin abla acık ateşlendi ağam. Evde de ilaç kalmamış. Hastaneye iğne vurdurmaya gittiler. Şimdi gelecekler. Neredeyse gelirler ağam. Ben sana bir kahve yapayım mı? Niye bütün ahali gitti? Hiç. Millete gezme olsun işte. Sümbül anne lüzum yok dedi ama dondurma alacaklardır denerken. Kahveyle hiç uykunu dağıtma istersen ağam. Ben sana bir gelen fidiş verem. Çoktandır çıkartmadıydık ha? Aradılar mı? Yok, gelin abla istemedi. Mühim bir şey yok dedi. Sümbül annem telaş etti işte. Gece oralarda resim boyayacağım diye üşüttü herhalde. Sabah Ayaz'a balona da binmişler Yaman Bey'le. Sabah buz gibi olur ağam.
Gökyüzü daha soğuk olur değil mi ağam? Hiç vazgeçmeyecek misin be Dicle? Seni özen benim karşısında bulur. Bu kıyamet kopsa böyle. Bırak Dicle. Kendi hayatını yaşa. Biliyorum. Haydar'ı sevmiyorsun. Hayırsızın biri. İstersen boşan ondan. Başkasını bul. Sevdiğin biriyle bir yuva kur. Ne güzel kızsın. Harcama kendini. Ben bundan sonra bir tek oğlumuz için yaşarım yaşarsam. Oğlum olmasaydı canıma çoktan kıymıştım. Bu evde kimse olması gereken yerde değil. Ekip döndü. Neredesiniz ya? Hastane eğlenceli oluyor galiba ha geceleri. Herkes sokağa dökülmüş. Ne diyorsun oğlum sen? Kızın ateşi 41'e çıktı. 3 saattir hastanedeyiz. Zor düşürdüler. Bırakmıyorlardı da bahar tutturdu kalmam diye. Yavrum. Yavrum ne oldu sana? Neredesin sen Seymen? Aramadığımız yer kalmadı. Ya bırak, bir şeyim yok. Asım da geldi. Üşütmüş. Antibiyotik verdi. Bol bol dinlensin, sulu şeyler verin dedi. Sabah gelip bakacak. Bir isteğin var mı ağam? Yok Bekir. Yatın siz. Dicle, Zeynepler geldi mi? Geldiler Sümbül anne. Uyuyorlar. Neyiniz var sizin böyle? Sana neden böyle davranıyor? Dün gece biraz atıştık. Bir şey yok. Ben ne olduğunu biliyorum. Dilara anlattı. İyi. İyi mi iyi değil. Bak oğlum. Kadın çocuğunu kaybetti. İçindeki boşluğu bir şeylerle doldurmaya çalışıyor. Ona karşı biraz daha anlayışlı olman lazım. Başta anlamadı. Kaza maza. Seni düşünmekten acısını yaşayamadı. Şimdi de resim yaparak bir şeylere sarılmak istiyor. Neden üzerine gidiyorsun? Onu kaybedersen ne hale gelirsin? Hiç düşündün mü? Bir kadının aşkı söndü mü, bir daha tutuşturmak zordur. Belki yanında tutabilirsin. Ama dünyanın en yalnız adamı olursun. Bahardan önce olduğun gibi. Ayağını denk al. Evinde oturmasını istiyorsan bir an önce çocuk yapın. İnsan sanatından, resim yapmaktan bir tek çocuğu için vazgeçer. Böyle hötle zötle evde oturtamazsın. Bunu oturtamazsın. Çok terledim. Oo, su gibi olmuş. Dur değiştirelim güzelim.
Şimdi koyalım işime. Aslında terlemen çok iyi. Yok. Uyu bakalım. Tamam. Hoppala. Elin burada mı duracak bütün gece? Evet. İyi. Peki. Geldik mi? Sen otur aslanım. Müzik dinle. Geliyoruz şimdi. Şu aşağıları görüyor musun? Bak bak, ufka kadar benim oralar. İçindekiler de benim. Üzerindekiler de. Sen durumu pek anlayamadın da geldiğinden beri. Onun için gösteriyorum. Görüyorum, tamam. Anladın değil mi? Bahar da dahil bu saydıklarıma. İyi. Manzaraya mı baktınız abi? Evet. Genel manzaraya şöyle bir tepeden bakalım dedik. Günaydın. Ah, kalktın mı kızım? Kalkmasaydın. Ben de sana bakmaya geliyordum şimdi. Ruh gibiydin dün akşam. Ya hiç hatırlamıyorum. Öyle uykuda hastaneye gittik geldik. Hiç bilmiyorum. Sadece böyle ara ara görüntüler var.
Ben otele gidiyorum Sümbül anne. Vukuat olmuş galiba. Aa, dur, ne olmuş? Ne olmuş? İnşaatı dağıtmışlar. Korumanın biri de yaralıymış. Dur, ben de geliyorum. Hayır. Dur Bahar. Sevmeye neredeymiş Bekir? Alandan oraya doğru hareket etmiş o da. Şimdi gelecek. Sen kal gelin hanım. Ne olur ne olmaz. Uyuyordun değil mi? Eşşoğlu. Ulan bu ne uykusu böyle? Taş taş üstünde bırakmamışlar. Ne uykusu olacak? Öküz gibi rakıştıktan sonra uykusu. Çekil dışarıda bekle. Bitti. Arkadaşı götürün de bir röntgen çekilsin. Dikiş falan atılacaksa atılsın. Allah Allah. Manyak mı bunlar ya? Bir şey almamışlar. Kırıp dökmüşler. Zorları başka. Alo. İyiyim güzelim. Bir şey yok. Öf, yok kafası yaralı. Hafif bir şey. Yok merak etme. Sadece kırılan cam çerçeve. Senin boyalar gitmiş. Şantiyeyi dağıtmışlar. Bilgisayarın biri haşat. Bilmiyorum, bakıyoruz. Sen nasıl oldun? Yok yok, gelme. Ben gelirim birazdan. Tamam. Seymen, hayırdır? Senin ortaklar harekete geçti Hamzoğlu. Benim inşaatı dağıtmışlar. Şimdi dinle. Bana bu adamları bulacaksın. Ve bizi en kısa zamanda yüz yüze getireceksin. Nasıl yaparsan bilmem. Ben sana bu kadar söylüyorum. Eskiden nasıl görüşüyorsan yine öyle görüşürsün. Yoksa bu işin faturasını artık sana kesmeye başlayacağım. Anladım Seymen. Ben seni ararım. Tamam, kimseye bir şey yapmışlar mı? İyi, bu kadarla geçmiş olsun. Tamam. Ne oluyor Ali? Yok bir şey. Seymen'in otelde vukuat olmuş. Artık sana mı rapor ediyor vukuatları dayı? Bakıyorum da aranızdan su sızmıyor. Aklın ermediği işlere burnunu sokma. Kız kovala, kafa çek, araba parçala. Anladığın işleri yap sen. Dayı ol da öğret öğrensin. Boş boş gezmekten yapıyor onları. Bir işin ucundan tuttursan o da sana yardımcı olur. Olacak işi batırır bu be. İşler buna kaldıysa. Hepiniz bir gün beni adam yerine koyacaksınız. Seni çok utandıracağım dayı. Görürsün. Utanıyoruz zaten. Yaka sikti geldiğinden beri kasaba. Demediklerini bırakmıyorlar. Aferin. Böyle böyle kaçıracaksın oğlanı gene. Zaten senelerdir yüzünü görmüyor. Ev tam temelli geldi diye sevinirken kaçırıp gitsin. Yapma anne. Bir yere kaçmaz, merak etme. Kaçamaz. Niye böyle oldu bu oğlum? İkiniz bir ananın kuzususunuz. Sen niye böylesin? O niye böyle? Belki de beni onun kadar şımartmadığın içindir anne. Hadi git Asya ablanla oyna Zeliş'im. Hadi gel Zeliş. Ne oluyor oğlum? Gene Hamzaların işi mi? Hayır anne. Seni hayal kırıklığına uğratmak istemem ama... Bunca zamandır başımıza gelenlerin Hamzalarla ilgisi yok. Bu işi kökünden çözeceğim yakında.
Merak etmeyin. Neyi çözeceksin oğlum? Neler oluyor? Babam da ben de bu bölgede karanlık işler yapan bir takım tiplerin rahatlarını bozup durduk. Ortalık biraz temizlendi. İnanmayacaksın ama bu temizlik işinde bana Hamzaoğlu Ali'nin çok yardımı oldu. Çünkü artık her şeyi kendinden bilmemizden sıkılmıştı. Merak etmeyin. Yakında kimse huzurumuzu bozamayacak. Şimdi sıra son darbeyi vurmakta. Sizden dikkatli olmanızı, tedbirli olmanızı istiyorum. Yanınızda adam olmadan habersiz bir yere gitmeyin. Lütfen. Herkes söylediklerimi ciddiye alsın. Beni yormayın. Birinize bir şey olursa... Ya sen bu son darbeyi vurmaya hazırlanırken onlar sana bir şey yaparsa? Gidelim buradan Seymen. Ya ne yaparlarsa yapsınlar, bırak sana ne? Olacağı varsa olur. Kaçmak bir çözüm değil. Ölüm insanı sırasında kendi ailesinin içinden de gelip buluyor. Babama olduğu gibi. Ne demek istiyorsun Seymen? Sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Aylardır karnımda gezdiriyorum. Ama bilmen gerekiyor ablacığım. Babamı vuran adamları... Eniştem Osman tutmuş. Ne? Ama onlar kendilerini Hamzaoğlu Ali tuttu sanıyor. Hayatımda bu kadar. Dinle abla. Katillerden birini kıstırmıştık. Jandarmaya götürmek üzereydik. Bize beni Hamzaoğlu Ali tuttu diye ifade vermişti. Sonra da öldürüldü. Ona vurma emrini veren de, yerimizi söyleyen de kocan. Sezdim de ama konduramadım da. Hepiniz Osman'ı savundunuz o zaman. Neden yapmış peki? Biz ona ne yaptık? Bu kız ona deli divane oldu. Hepimiz bağrımıza bastık. Neden kayınpederini öldürsün? Para için. Çok borcu varmış. Çok ama. Sonra da... Siz onu öldürttünüz değil mi? Hayır ablacığım. Onu kendi batağı kendi içine çekti. Sonradan borçlu olduğu adamlar tarafından öldürüldü. Halbuki babamı indirmek için uyuşturucu tacirlerinden çok iyi ücret almıştı. Ağlama ya. Sakın ağlama. Bak böyle insanlarla mücadele etmezsek daha çok kan dökülür. Abini dinleyin. Şimdi sakin ve akıllı olmak zamanı. Sakın kendinizi bırakmayın. Dilara. Dilara. Dilara dedim. Dilara. Dilara. Hepinizi alt üst ettim biliyorum. Ama bu bilmeniz gereken bir şey. Hele bundan sonrası için. Her zamankinden daha çok kenetlenmemiz lazım. Söz veriyorum. Bu pisliği kökünden kazıyacağım. İşimi zorlaştırmayın. Olur mu?